Değerli Bereket Televizyonu izleyicileri, ben Profesör Doktor Kadir Han Sunguroğlu sizlerle bir Sağlığın Bereketi programında daha buluşmaktan son derece mutlu oldum. Sevgili izleyicilerimiz, bugün biraz üzücü bir konuyu konuşacağız. Kanser. Maalesef kendi başımıza geldiğinde, yakınlarımızın başına geldiğinde çokça üzüldüğümüz, birçok sıkıntıyı da beraberinde getiren üzücü bir hastalık. Bugün kanserin özellikle sebeplerini ve nasıl önlenebileceğini konuşacağız. Bu konuda çok değerli bir uzmanı davet ettim. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'ndan çok değerli bir hocamız Sayın Profesör Doktor Şuayb Yalçın. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Hocam siz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki öğretim üyeliğinin yanı sıra bu konuda kamuya yararlı bir kurumun da başındasınız aynı zamanda. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu. Bizim de çalışmalarıyla gurur duyduğumuz, çok takdir ettiğimiz bir kurum. Bu iki ayrı kimliğinizle beraber hoş geldiniz diyelim. Hocam şimdi kanserin sebeplerini, nasıl korunacağımızı çok detaylı bir şekilde konuşacağız. İzleyicilerimiz doğal olarak bu konuları çok merak ediyor. Yalnız ben bir şey sormak istiyorum. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun da bu konudaki çalışmalarını yakinen biliyorum. Her sene dünyada 4 Şubat Kanser Günü var. Dünyadaki birçok ülkede bu kanserde farkındalığı artırmak için değerlendiriliyor. Bir de bizim ülkemizde sanıyorum yanılıyorsam Celdin 1-7 Nisan kanserle ilgili bir hafta düzenleniyor da yine kanserle ilgili farkındalığı artırmak, topluma bunu anlatabilmek için bir vesile oluyor. Hocam, Kanser Kurumu da Türkiye'de bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu sene hocam, acaba bu yılki resimleri alabilir miyiz? İzleyicilerimizle paylaşalım. Hocam, birazdan burada resimlerini de göstereceğim. Türk Kanser Kurumu bu sene, bu 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde neler yaptı? Ne amaçla, neler düzenlendi bize biraz bahsederseniz sonra da şu kanserin sebeplerini falan detaylı konuşuruz. Tabii öncelikle ben bir medikal onkoloğum. Kanser tanı ve tedavisiyle ilgileniyorum ama şunu öğrendim bu kadar dönemki pratiğim sonucunda. Kanserle savaş sadece hastane odalarında, hastanelerde değil, bunun toplumsal bir mücadeleyle yenilebileceğini gördük. O nedenle bizler sadece bir öğretim üyesi, bir bilim insanı olarak değil, aynı zamanda toplumun bir neferi olarak da toplumla birlikte diğer toplum ortamında, ulusal ve uluslararası seviyelerde kanserle ilgili neler yapabiliriz? Bu bilgilerimizi, birikimlerimizi hep birlikte sizler de bu işin içindesiniz. Bunu aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü sadece hasta ile hekim arasında, hasta ailesi ve hekim arasında ve hastane arasında olan bir ilişki değil kanser. Ortaya çıkışı, tespiti, tedavisi, tedavi sonrası bakımıyla birlikte baktığımız zaman hepsi aslında hekim ve hastanın çok daha ötesinde belki uluslararası, ulusal düzeyde düzenlemelere ihtiyaç duyuyor. O nedenle burada bu olayın, kanser olayının tüm topluma mal edilmesi, gündeme oturması ve gündemde ortak değerlerle hareket edilmesi için Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, tüm dünyada önde gelen kanser kurum kuruluşları ve kanserle savaşan derneklerle bir arada Dünya Kanser Günü'ne farkındalıkla ilgili kampanyalar yürüttü. Bunların en başında özellikle 8 şubemiz var ama sadece bunlarla da kısıtlı değil. Tüm Türkiye'de, İstanbul'da başta olmak üzere Ankara'da gene belediye binalarımızın bir kısmında kanserin bu yılki tespit edilen rengi, bu renk her türlü olabilir ama sonuçta bu sefer mavi turuncu olarak tespit edilmiş renkle binalarımızı ve diğer yapılarımızı aydınlatarak tüm topluma evet kanser var, buradayız, hep birlikte olalım mesajını verdik. Ve bunun da ilgili belki arttıralım. Ekrana geliyor mu? Hemen bakalım, hocam. Burada İstanbul'da gurur kaynağımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü mavi turuncu renklerde bu yıl aydınlatılarak kanserle ilgili
halkın bilinçlenmesini, farkındalığını artırmak üzere bu konuya oradaki belediyelerimizin, Büyükşehir Belediye'mizin desteği bu. Çok önemli hocam. 800 yıllık Gevher Nesibe Hastanesi ve Tıp Eğitimi Binası. Kayseri ilimizle, belediyemizle, oradaki meslektaşlarımızla buna gönül verdi. Gevher Nesibe Tıp Merkezi, 800 yıllık tıp merkezimizi aydınlattınız bu sene mavi turuncu renklerle. Hocam bu yine Kayseri'den 112 yıllık Saat Kulesi. Çok güzel bir bina. Çok güzel bir eser. Bu tarihi eserlerimizin bu şekilde aydınlatılarak bu konuya bilinçlenmeye, halkın kanserle ilgili bilinçlenmesine, farkındalığına ulaşmasına katkıda bulunmak üzere. Hocam bu yine sizin kurumun bir faaliyetiyle gündeme geldi. Fenerbahçe basketbol takımı bu yıl kanser günündeki o haftaki maçlarına kanseri de yenebiliriz sloganıyla çıktı. Çünkü sporun ana fikri karşı takımla mücadele, yenme, başarı, kardeşçe dostça mücadele tabii. Bu sene Fenerbahçe basketbol takımı kanseri de yenebiliriz sloganıyla çıktı. Çok güzel hocam. Diğer takımlarımız da, dört büyük takım da bu kampanyaya destek sağladılar. Maçlarına bu pankartla çıktılar. Ben hem Fenerbahçe, hem Galatasaray, hem Beşiktaş, hem Trabzon hepsine çok teşekkür ediyorum. Aslında sağ diğer takımlarımız da burada yapıyor. Çünkü bunun büyüğü küçüğü yok. Herkesi tabii bu mücadelede bekliyoruz. Sağ olsun hem Türkiye Gazetesi Spor Yazarları Derneği de bize destek sağladı. Sanayiden de gene destek sağlayanlar oldu. Belediyelerimiz destek sağladı. Çünkü bu hepimizin sorunu. Yani bu hiç insan seçmiyor. Bu bir aidiyet seçmiyor. Bu iyi kötü herkesi etkiliyor. O nedenle herkesi yanımızda tabii görmek istiyoruz hocam, bu mücadelede. Her yıl bu güzel ülkemizde 150 bin ile 200 bin arasında insanımız kansere yakalanıyor. O halde bu bir topyekün harp. Evet. Biz nasıl ki terörle, başka konularla topyekün ülke olarak, millet olarak el ele mücadele ediyorsak, bununla da milletçe el ele mücadele etmek zorundayız. Siz de bu konuda hem bir tıbbi onkoloji uzmanı olarak, aynı zamanda da bir sivil toplum nefer olarak çok güzel ifade ettiniz. Bu hocam bu yılki o 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığınız basın toplantısı zannediyorum. Basın toplantısının sonunda burada ortak mesajlarda elimizde. Çünkü burada bir olayın kakafoniden senfoniye dönmesi ve herkesin aynı sesi duymasını, aynı anda buradayız demek istiyoruz. O nedenle bu rengi böyle kullanmamız, bunları tek afiş, tek sloganla giderek, hatta her zaman ellerimizi de kaldırıyoruz. Bu eller, zaman zaman kampanyada kullandığımız ellerimiz var. Bu ben buradayım demek, ben buradayım demek yeterli bizim. Ben buradaysak bunu anlıyoruz demek. Bu anlayışı oturacağız. Çünkü bu tür anlayışları da bir söz birliği olduğu zaman bir ülkede veya toplumda o proje bir yere varıyor. Eğer insanlar tek tek bir yere vardığı zaman zaten halkımız bunu zaten atasözümüzde var. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Düşünsenize binlerce, on binlerce, milyonlarca sesin duyulduğunu. Tabii. O zaman önümüzde ne kanser kalır ne başka bir şey kalabilir. Kesinlikle. Çünkü bizler bilim insanları olarak zaten tıbbi olarak yapılabilecek daha sonra konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu yetmediğini gördük. Sonuçta bu bir toplumsal öncelik haline gelmesi lazım. Hangi açıda olması lazım? Sadece kanser bir ilaç, bir ameliyat, bir ışın tedavisi değil. Kanserdeki hizmetlerin iyi organize edilmesi, kanserden korunmanın ön plana çıkması, bunun dışında kanserle ilgili yeni araştırmaların yapılması, kanserden bizi koruyacak şehirlerimizin, yollarımızın, okullarımızın oluşturulması, bununla ilgili bizim için sağlık tehdidi oluşturan yaşam tercihleri zorlamamızdan bizi alıkoyacak önlemlerin alınması. Sadece ülkemizde değil ki bu. Örneğin sigarayla mücadeleyi. Şimdi bu kadar biz ülkemizde sigarayı ne kadar yasaklasak yasaklayalım. Tüm dünyada hala sigara firmaları, tütün firmaları uluslararası camiayı arkalarına alarak hala korunabiliyorlarsa, hala bu
şekilde sigaranın halkımızı zehirlemesine izin veriyorlarsa, o zaman bunun için bizim anlayışta biraz daha bir adım öteye gitmemiz, toplumun biraz daha öne almamız, uluslararası camiayı da almamız lazım. Çünkü sadece ülkemizde değil ki, diğer tüm ülkelerde, 5 kıtada, 6 kıtada her bir yere canlar yanıyor. Bir canlar yanıyor ama sadece can da değil. Toplum bunu bazen hep kanser, büyük maliyet, büyük maliyet deniyor. Kanser ilaçları ve tedavisi maliyetine birçok kez odaklanıyoruz. Ama onun ötesinde de maliyetlerimiz var. Bakın kanser 50-60 yaşlarından sonra ortaya çıkıyor. 50-60 yaşlarından sonraki insan bu ülkede yetişmiş, bir makama mevkiye gelmiş, anne baba olmuş, ailesinin direği haline gelmiş insanlar. Tüm bunların düşünsenize iş gücü kaybı, yetişilen insanın kaybının topluma mal olduğu bir ekonomik kayba bakın. Sadece kanser ilaçlarının maliyetinden ibaret tedavi değil. Tedavi maliyetinden değil. Bu insanın canlarının kaybı sadece bir can kaybı değil. Bu insanların bir büyük bir değer kaybı. Çünkü düşünsene yetiştiriyorsunuz, çok iyi bir şoför yapıyorsunuz, çok iyi bir sekreter yapıyorsunuz, çok iyi bir hemşire yapıyorsunuz, doktor yapıyorsunuz, şoför yapıyorsunuz, mühendis yapıyorsunuz ve bu kaybediyorsunuz. Ve bir çocuğun yetişmesinin ne olduğunu en iyi ailemiz biliyor. Yani bir çocuk geliyor, en yetişmiş olduğu, emeklilik çağına gelecek olduğu bir dönemde kanserle karşılaşıyor. Bakın ne kadar büyük bir yıkım. O hem kişisel aile için yıkım hem de toplum için yıkım. Ya bu nedenle bu tür önlemleri alırken bizlerin söylemeye çalıştığı şey şu. En azından bu insanları topluma kazandırmak. Bir anlayış da değişmesi lazım. Bugüne kadar bu konuyu hiç konuşmadık. Niye konuşmadık? Çünkü bakın kanserden ölümler oluyor. Hiç kimse genellikle eskiden, şimdi biraz daha duyuyoruz. Kanserden ölündüğünü bilinmiyordu. O bir kötü hastalıktan öldü. Bunu bile konuşurken kötü hastalıktan bahsedecektik. Hayır, bu bir gerçek. Bugün bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Düşmanımızı tanımazsak onunla mücadele edemeyiz. Biz buna problemi tanıyalım. Bir problem de tek bir problem değil. Bir hasta bir tanı bir can değil. Bu büyük bir problem. Toplumun birlikte mücadele etmesi gereken bir problem. O nedenle bu problemi bizim tanımlayabilmemiz için öncelikle kabullenmemiz lazım. Evet, kanser var. Kanserin nedenleri bu. Bundan dolayı oluyor. Kanserin evresi var, süresi var, yapılacaklar var. İyileştirilmesi gerekenler var. Çünkü bazı durumları iyileştirmemiz lazım. Nasıl iyileştirebilir? Sorunlar ne? Köklerine inmemiz lazım ki bunu kim çözecek? Şimdi burada bu yılki kampanyada, daha doğrusu kanserli olan kampanyamızda şunu vurgulamaya çalışıyoruz. Yapabilirim, yapabiliriz. Şimdi biz her şeyi toplumdan bekleyip de kendimiz yapabileceklerimizi yapmazsak o kötü. Çünkü o değişiklik, devletin değişmesi, ülkelerin gelişmesi, toplumun değişmesi belki onlarca yıllar alabilir. Bunlar yapılmalı fakat bu yapılma zaman alabilir. Bunları yaparken biz neler yapabiliriz? Biz kendimizi aslında bugün burada değiştirebiliriz. Değiştirebiliriz. Bugünkü alacak olduğumuz kararlarla biz yarına riskimizi azaltmış olarak şu dakikadan itibaren bu programı izlerken bile değiştirebiliriz. Çünkü bunlarla ilgili kanserin nasıl oluştuğu, hangi nedenlerle oluştuğu ve nelerin değiştirilip nelerin değiştirilemeyeceğine dair oldukça fazla birikimimiz var. En azından yapabildiklerimizle başlayalım. Yapamadıklarımızı da nasıl yapabileceğimize dair bırakın bizler bilim insanları hastanelerimizde, üniversitelerimizde de onun çalışmalarını yapalım. Ama bunu beklerken birey olarak bizler de yapacaklarımızı yapalım. Bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Yapabilirim, yapabiliriz. Yapabilirim diyerek bunu yaparken de ama bu arada evet ben yapmaya çalışıyorum ama iyi toplum sen de bana yardımcı olur da vurguluyor. Çünkü eğer siz sağlığa erişimi artıramazsanız, sağlıkla ilgilenecek personeli iyi yetiştirmezsiniz, hizmet kalitesini de artırmazsanız o zaman birey tabii en iyi sonucu elde edemeyebilir. O nedenle bunun için de diyoruz ki topluma bu bireye yardımcı ol. Ve bununla ilgili düzenlemeleri yap. Bizim ülkemiz aslında bu konuyla ilgili sizler çok güzel belirttiniz. Dünyada
2000'li yılların sonuna doğru Dünya Kanser Günü kutlanmaya veyahut da organizasyonlar yapılmaya başlandı. Oysa Birleşmiş Milletler Örgütü de bunu gündemine aldı. Evet. Ama Türkiye, bakın Türk Kanser Araştırma Savaş Kurumu 1947'de kuruldu. Yani bu ülkenin, bu toplumun da bazı konularda bir bilinci olduğunu da vurgulayalım. Ben o yüzden programdan sonra bu toplumun bir miktar bir adım öne geçebileceğini umut etmek istiyorum. Umutlarımı bu topluma karşı hep koruyorum. Hep koruyorum. Bakın 1947 2. Dünya Savaşı'ndan o zorluk, fakirlik, yıkıntı içinden bizim ülkemiz Türk Kanser Araştırma Savaş Kurumu'nu kurmuş. 1961'lerde kanserden geç korkma, geç kalmaktan kork demiş. Bunların tedavi edebileceğini vurgulamış. Ve Türkiye'de ilk defa ulusal kanser haftası olarak da Nisan ayında da kutlamaya başlamış, faaliyetlere başlamış. O nedenle dünya çok daha önünde bizim ülkemizde bir birikim olduğuna inanıyorum. Ve bizler özellikle hem kanser haftasında sınırlı olmamak kaydıyla sizler de içindesiniz. Okullarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize ve diğer toplum kuruluşlarına giderek kanserle ilgili eğitimlere destek olmaya çalışıyoruz. Bunlar talepler olursa sizler de belki iletişim bilgilerini verebilirsiniz. Her zaman kurumumuza başvurabilirler ve biz o kurum olarak Türkiye'nin hemen hemen birçok yerinde ya kendimiz ya şubelerimiz aracılığıyla burada da kanser eğitimine de destek sağlamak istiyoruz. Çünkü kanser eğitimi önemli. Bunların tabii ki bir örgün eğitim, yani bu müfredatımızın içinde olması lazım. Bir de toplum eğitimi var. Bireylerin eğitilmesi ve bulunduğu ortamlarda bizlerin bu hizmeti vermesi ve doğru davranışları kazandırmamız gerekiyor. O nedenle bunun yanlış bilgilerle, çünkü birçok yerde dezinformasyon da var. Bakıyorsunuz internet veya medya bazen yanlış haberler, yanlış yönlendirmeler çıkabiliyor. İnsanlar hangi bilginin önemli, hangi bilginin önemsiz, hangisinin işe yarar, hangisinin işe yaramaz olduğu konusunda bu işin uzmanı şaşkın. İşte bizlerin en azından bunu sağlamamız gerekiyor ve kanserle ilgili yanlış bilinenleri düzeltmemiz gerekiyor. Biz kurum olarak bunun üzerine çalışıyoruz. Ve özellikle Dünya Kanser Günü'ndeki yapmaya çalıştığımızda buydu. Basın toplantısında oluşturduğumuz basın bülteninde hedeflerimiz var. Bireylerin neler yapabileceği ve toplumun neler yapabileceğine dair oluşturulmuş, planlanmış stratejileri ortaya koyuyoruz. Amaç ne peki burada? Amaç aslında sadece kanseri azaltmak değil. Aslında sadece kanseri azaltırsak problemin aynı risk faktörlerinin diyabet gibi, şeker hastalığı gibi, hipertansiyon gibi, solunum yetmezliği gibi, bunun gibi inme, felç gibi diğer bulaşıcı olmayan kronik ve özellikle yaşlanmayla ilgili ve sigara, obezite, hareketsizlik, yanlış beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkan tüm hastalıklarla topyekün mücadele etmeye çalışıyoruz. Tüm bunlara baktığımız zaman da hedef önümüzdeki 10 yılda, 15 yılda bu tür ölümlerin %10-20 oranında azaltabilmek. Hepsini ortadan kaldıralım demiyoruz. %10-20 de az bir rakam değil. Tabii. Bu da mümkün. Hesaplarımıza göre gerçekten de kanseri ve diğer hastalıklardan ölümleri azaltabiliriz. Gene baktığımız zaman dikkat ederseniz biz hep modern yaşamı ve sanayileşmiş yaşamla ilgili risk faktörlerine odaklanıyoruz. Bunu mutlaka odaklanmalıyız ve geleceğimizi güzel inşa etmeliyiz. Bu konuda hiçbir şey yok ve denetim mekanizmaları olmalı. Bunda hiç şüphe yok. Ama baktığımız zaman da bu bilimsel gelişmeler sonucunda da insan ömrünü uzatabildiğimizi gördük. Bakın Cumhuriyet'in başlangıcındaki yaşam süresine bakalım. 10-20 yıl gittikçe bakın
ülke geliştikçe yaşam süresinin uzadığını görüyoruz. Bu tüm Türkiye'de de söz konusu. Gelişmiş diğer Batı ülkelerinde de baktığımız zaman yaşam süresinin 54'tü. Son 10 yılda 64, 74, 84'e doğru gidiş var. Demek ki neyi de sağlıyoruz? Bir, önleyebilecek olduğumuz hastalıkları önlüyoruz ve onlarla baş etmeyi öğreniyoruz ve yaşam süresini uzatıyoruz. Bir de başka ne sağlıyoruz? Bakın eskiden 54 yaşındaki, 64 yaşındaki, 40 yaşındaki insanları yaşlı olarak buluyorduk. Şimdi yaşlı değiller. Yani baktığın zaman fiziksel olarak, aktivite olarak, topluma katkıları, ailelerine katkılarına baktığımız zaman 75 yaşı bile artık çok yaşlı görmüyoruz biz. Demek ki biz bu tür insanları ne yapıyoruz? Hem sağlıklı, kaliteli yaşatabiliyoruz, hem de bunların topluma olan katkılarını, ailelere olan katkılarını, tabii ki bir kendine doğal olarak katkılarını sağlayıp daha da kaliteli yaşatabiliyoruz. Tabii bu aynı zamanda neyi gerektiriyor? Yapabiliriz'e geçiyoruz. Peki bu insanlar yaşlandıkça toplum, şimdi ortalama yaşımız şu günlerde 30 civarında, 28-29 kadın ve erkeklerde. Peki ileride ne olacak? İleride yaşlı nüfus biraz daha artacak. Yaşı artacak. Bu iyi, biz onları aktif tutabiliyorsak, sağlıklı tutabiliyorsak, eğer çocukluk ve gençlik çağında bu insanları ilerideki sağlık problemlerini önleyecek şekilde eğitebilir, toplumu da bu şekilde dizayn edersek, yaşamımızı bu şekilde dizayn edebilirsek, o zaman bunlar 50-60-70 yaşlarında daha sağlıklı bireyler olarak yaşam beklentilerinin artabileceğini görüyoruz. Mesela burada bir örnek vereyim ben size. Zaman zaman karşımıza geliyor. 80 yaşında bir hasta, kanser hastası. Tedavi edelim mi, etmeyelim mi? Şimdi tabii 80 yaşındaki bir kişinin... Hocam izin verirseniz çok kısa bir ara verelim. Bu çok önemli bir konu çünkü siz de güzel bir örnek getirdiniz. Kısa bir aradan sonra hemen kaldığımız yerden bu örneği tekrarlayalım müsaade ederseniz. Değerli Bereket Televizyonu izleyicileri, kısa bir aradan sonra tekrar buluşacağız sağlığı bereketinde. Değerli Bereket Televizyonu izleyicileri, kısa bir aradan sonra Sağlığın Bereketi programına devam ediyoruz. Ben Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu. Bugün kanseri konuşuyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü misafirimiz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji, yani kanserle ilgili hastalıkların incelendiği bölümün öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Şuayb Yalçın. Aynı zamanda Şuayb hocamız Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun genel başkanı. Birinci bölümde bu yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde kanserle ilgili bilinçlendirme, farkındalık nasıl artırılabilir diye Türk Kanser Kurumu ve Türkiye'de bu işe gönül verenler neler yaptılar, biraz ondan bahsettik. Hatta birinci bölümde bu yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde belli başlı binalarımız, eserlerimiz nasıl bu işe dikkati çekmek için, halkın bu konudaki dikkatini çekebilmek için bu yılın rengi olan mavi turuncu renklerle nasıl aydınlatıldı onu konuştuk. Burada 1500 yıllık tarihiyle Galata Kulesi'ni görüyoruz. Bu yıl 4 Şubat'ta mavi turuncu renklerle aydınlatıldı. Birinci bölümde gösterdik Yavuz Sultan Selim Köprümüz, gurur kaynağımız bu yıl mavi turuncu renklerle aydınlatıldı. Yine Kayseri ilimizden tarihi Gevher Nesibe Tıp Merkezimiz, atalarımızdan bize 800 yıllık yadigar. Yine Kayseri ilimizden tarihi Saat Kulesi ve daha burada resimlerini gösteremediğimiz çok sayıda, mesela Altındağ Belediyesi de bu yıl bu işe destek verdi. O da mavi turuncu aydınlatıldı. Fenerbahçe basketbol takımı başta olmak üzere birçok spor insanlarımız bu yıl farkındalık için pankartlarla çıktı. Burada Türk Kanser Araştırma Savaş Kurumu'nun bu yıl düzenlediği basın toplantısı. Sayın hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Burada basın toplantısında sizin yanınızda Profesör Doktor Tezer Kutluk Hoca'yı görüyorum. O da sizinle beraber bu kanser mücadelesinde bir Yılmaz Savaşçı olarak gayret ediyor. Biz bu vesileyle buradan Türk Kanser Savaş Kurumu'na, bütün bu işe gönül verenlere de selamlarımızı ve teşekkürlerimizi göndermiş olalım. Kanserle ilgili farkındalık arttıkça, bilinçlenme arttıkça bunu da yeneceğiz inşallah.
Evet, yönetmenimize de çok teşekkür ediyorum. Sayın hocam, birinci bölümü kapatmadan siz çok önemli bir örnek veriyordunuz bu konuda. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Yani kanserlinin tabii özellikle ileri yaşta da problem olacağını, problemli olduğunu, o nedenle bu dönemde yani kanserli problemlerden birisi de yaşlı kanser hastalarına da gerekli ihtimamın sağlanması ve onlara yönelik de düzenlemelerin yapılması da gerekiyor. O nedenle bizim burada kanserin her yaş grubunu etkilediğini biliyoruz. Tabii ki gençlerimiz, çocuklarımız, göz bebeğimiz onlar ayrı bir güzel, ayrı bir değer ama yaşlarımız da çok değerli. Her bir insan birbirinden değerli. O nedenle biz bu kanserle ilgili mücadeleyi topyekün her bir bireye özgün olarak odaklamamız gerektiğini düşünüyoruz. Sadece biz bazen böyle bireyselleştirilmiş tedavi derken sadece özel ilaçlardan bahsetmiyoruz. Kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak da sağlık hizmetlerinin düzenlenmesini de vurgulamak istiyoruz. Bu vesileyle onu söylemek istedim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Şimdi izleyicilerimizin çok merak ettiği bir konu var. Siz de bu işin Türkiye'deki önemli uzmanlarından birisiniz. Hocam bu kanser neden oluyor? Sebepleri neler? Nasıl, niye oluyor bu kanser? Şimdi kanserin birçok nedenini aslında kabaca biliyoruz. Nasıl yaklaşacağını biliyoruz. Nasıl değiştirebileceğini biliyoruz. Bunlar arasında çünkü aslında, programın devamında da nasıl önleyeceğiz tabii, onu soracağım. Bu sebeplerini siz bir anlattıktan sonra. Değiştirilebilir nedenler var. Biz şimdi kanserin Türkiye'de yaklaşık 170 bin kadar kanser gözüküyor. Ve bu her kanser, yıl 170 bin vatandaşımızda kanser tespit ediliyor. Yeni kanser tanısı konuyor. Ve bunlara da baktığımız zaman çocukluk çağında bunların %80'ine kadarını tedavi edebilmek mümkün. Bakın kanser demek ki tedavi edilebilir bir hastalık bir kez. Hiçbir hastalıkta kür sağlayabilmek mümkün değil. Diyabette, hipertansiyonda, nörolojik hastalıklarda kür sağlamak, tamamen yok edebilmek mümkün değil. Ama kansere bakıyorsunuz aslında bu mümkün. Bu yönü önemli. Fakat erişkin çağda ise bu kür oranı %60'lara kadar çıkabiliyor. %60 belki %70'lere doğru çıkacak. Burada doğrudan kanserin evresi, tanığındaki evresi tedavi başarısını etkiliyor. Şimdi baktığımız zaman bu 170 bin kansere, bu kanserlerin en önde gelen kanserlere bakıyoruz. Şimdi en önde gelen kanserler erişkinde, erkekte sigara ile ilişkili olan akciğer kanseri. Bakın akciğer kanseri en başta. Ve biz biliyoruz ki hiç sigara içmezseniz akciğere ya kanserine yakalanma o olasılığınız sıfıra yakın. Evet, başka nedenleri de var. Tüm akciğer kanserinin %5'i 10'u farklı çevresel maruziyetlerden kaynaklanabiliyor. Ama %90'ında bir sigara içme öyküsü var. Demek ki sigara maalesef önemli. Bunun dışında erkeklerde mesane, mide, pankreas, böbrek tümörü, kolon tümörünün pek o kadar alakası yok. Ama diğer bu başta gelen 5-6 kanserin çoğunluğu sigarayla ilişkili. Gırtlak kanseri de onunla gırtlak ilgili kanseri, değil mi hocam? Tabii. Mesane kanseri, böbrek kanseri, pankreas kanseri, yemek borusu kanseri ve mide kanseri. Sigaranın içerisindeki o zehirli maddelerin bir kısmı idrar yoluyla atıldığı için idrar kesesinde mesanede de kanser yapıyor. Aynen. O nedenle şimdi buradan hani nasıl önlenir 170 bin? Peki ne kadarı akciğer kanseri? %20 kadarı kanserin %20'si akciğer kanseri neredeyse oluşturuyor. Yani büyük bir bölümü akciğer kanseri. Akciğer kanseri peki nasıl tanı konuyor? Genellikle biraz geç evrede konuyor. Erken evrede tanı konulma ihtimali düşük bir kanser. O nedenle burada demek ki sigaradan uzak durmakta fayda var. Hocam bu pasif içiciliği de İsterseniz izleyicilerimize tabii bir kere daha hatırlatalım. Tabii. Yani ben içmiyorum, kurtuldum değil sigaradan. Tabii. Sigaranın zararlarından. Şimdi pasif içicilik, iki türlü pasif içicilik var. Şimdi birincisi sigara içenler pasif içicilik kelimesini başkalarının sorunu gibi algılıyorlar. Hayır. En büyük pasif içici sigara içicinin ta kendisi. Ta kendisi içiyor. Çünkü odada içiyor. Kendisi içiyor. İçti, çekti, şey. Odada devam ediyor. Peki etraftan aldığı, pasif olarak aldığı duman nerede? Peki sigara içiyor taksisinde.
restoranda sigara içiyor, kahvehanede sigara içiyor, rüyava içiyor, en çok kendisi alıyor. Yani sigara içen iki misliyle, hatta daha fazla misliyle sigara maruziyeti oluyor. O yüzden hani pasif içiciliğe karşı olmak, aslında aktif içicilerin bile ilk başta şey olması gereken, tarafları olması gereken bir şey. Kendisi içiyor, kendi ortamını kirletiyor, sigarayı atıyor. Kül tablası orada, duman, hava orada, duman orada, içmeye devam ediyor. Neredeyse 24 saatlik bir maruziyet sağlıyor. O yüzden aslında özellikle sigara içenlerin etrafın temiz, sigara içiminin kontrol edilmesini sağlamaya çalışması en çok onlar. Çünkü en çok sigaranın ikinci el içiminden muzdarip olanlar sigara içicilerinin kendisidir. Buna çok dikkat etmek lazım. Bunun dışında zaman zaman biliyoruz, işte taksi şoförleri, restoran sahipleri, kafeterya, kafe, kahvehane işletenler, yani toplumsal mekanları işleten, hizmet edenler de müşteri azlığı diyerek sundukları hizmetlerin azlığından yakınanlar da en çok bundan etkileniyorlar. Bu bir. İkincisi, bilmiyorlar ki bizler gibi birçok insan da o taksilere binmiyoruz, o restoranlara, o kafelere gitmiyoruz ve sigara içmeyenler de çok daha fazladır. O nedenle hizmetlerin uygun şekilde dizaynı aslında buradan ekmek belini kızaran insanları da aslında olumlu hale getirebilirse, bu Dünya Kanser Günü'nde veya Ulusal Kanser Haftamızda vurgulamaya çalıştığımız nokta bu. Bu kavramlarda bir anlaşalım, toplumsal uzlaşı yapalım. Nedir hepimizin lehine olan? Bu konuda hemfikir miyiz? Hemfikir olmalı mıyız? Varsa itirazınız, nereye bu itiraz? Bu bir itiraz hepimizin yararına mı? Aslında hepimizin yararına olduğu açıkça belli. Bunu anlatmak zaman alıyor sadece. Bunu anlatmak zaman alıyor ve bununla ilgili örneklere baktığımız zaman da başarıya ulaştığını birçok örneklerle anlatabiliriz. Kanser nedenlerini sordunuz, demek ki bu sigara erkeklerde bir numaralı durum. Tütün ve tütün mamullerinin hepsi aslında. Evet. Tabii nargile dahil, piro dahil. Son yıllarda dahil, bu işte yok sudan geçiyor, yok bilmem ne diye nargileyle kandırıyorlar çocuklarımızı. O da aynı kanser etkisini yapıyor. Tabii, hatta elektronik sigaralar hepsi. Hepsi. Bunların hepsi de sorun olarak bir kenara koyalım. İkincisi, kadınlarımız. Sigara erkeklerde bir numaralı kanser nedeni. Bakarsanız her yıl sağ olsun Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi kanserin sıklığını bize çok güzel veriyor. Bu büyük bir hizmet. Bakıyoruz kadınlarda gözükenler, erkeklerde gözüken. Kadınlara bakıyoruz. Meme, yumurtalık, kolon. Bakıyoruz bunların hepsi nereye varıyor? Obezite ile ilgili, şişmanlıkla ilgili kanserler. Bakın, kadınlarımızın da muzdarip olduğu nedenlerden birisi demek ki neymiş? Obeziteymiş. Bunların peki obezite ile ilişkisi ne? Bunların sigara kadar ilişkisi obezitenin belirgin değil. Oradaki obezite ile olan ilişkisi, yani şişmanlıkla, aşırı kilo ile olan ilişkisi %30 civarında. Ama bakın, meme kanserinin yakalanma şansının %100 ise onu %70'e düşürmek iyi değil mi? Yani %30 azaltıyorsunuz bu kanserleri. Bunu biliyoruz, bu rakamları. Demek ki burada kilo kontrolü sağlamak önemli. Zaman zaman konuşuluyor. Ben kilom böyle. Biz hep kilolu olmayı bir fiziksel özellik olarak görüyoruz. Güzellik, çirkinlik veya bir fiziksel. Hayır. Şişmanlığın kendisi, aynen sigaranın bir hastalık olması gibi, şişmanlığın kendisi de bir hastalık. Bunu bir hastalık olarak görmek lazım. Aşırı kilon varsa bir şişmanlığın var. Nasıl bir kanserli dokun var ve ondan yok etmeye çalışıyorsun? Göbeğindeki yağ da bir yabancı doku sana. Sana zarar veriyor. Bu sadece eklemlerine, vücuduna zarar vermiyor. Senin metabolizmanı değiştirerek, toksinleri içine tutarak ve belki aynı şekilde seni egzersiz yapmaktan engelleyerek de kansere yol açabiliyor. O nedenle şişmanlıktan korunmak konusunda çok dikkat etmek lazım. Burada iki tane grup özellikle bizim için çok önemli. Birisi çocuklarımız. Çocuklarımıza biz öğretebiliriz. Bizim çocukluk çağı obezitemiz fazla. Dünyaya göre fazla. Maalesef. Çocuklarımızı çünkü sevdiğimiz zaman sevgimizi onu besleyerek gösteriyoruz. Bu çok büyük bir hasret. İnsanlarımıza ikram etmek güzel. Bir toplumda biz misafir ağırlarız, misafirperveriz. Canımızı, en büyük sevgimizi yemekle gösteririz. Onlara pastalar, börekler, çörekler açarız. Çok güzel bir şey bu. Ama zarar veriyoruz.
Maalesef. Fazla besleyerek zarar veriyoruz. Bakın o nedenle çocuklarımızın beslenmesi konusunda ona sevdiğimizi, onun sağlığını düşünerek öğretiriz. Ve çocuklarımız alıyor bunu. Ya ben bu topluma çok inanıyorum. Çocuklarımıza inanıyorum, topluma inanıyorum. Ben bu zamana kadar burada konuştuklarımıza ben bakıyorum. Zaman içinde toplum onu alıyor. O kadar yanlış mesajlar var. O kadar dezenformasyon var. Ama benim halkım onu alıyor. Benim çocuğum da onu alır. O mesajı, onu niye o tatlı yedirmediğini, o niye gereksiz şekerlemeleri, besin değeri düşük, kalori miktarı yüksek, enerji miktarı yüksek gıdayı annesinin babasının niye onu yedirmediğini görebiliyor, öğrenebiliyor. İşte bu toplumsal mesajı ortak verelim. İşte bugünkü kanser gününde biz onu vurgulamaya çalışıyoruz. Her yıl, her yıl onu anlatmaya çalışıyoruz. Gelin uzlaşalım. İyilikte uzlaşalım. Kimseye zarar vermiyor. Herkesin çıkarına bu. Çocuklarımız uzun yaşasın demeyecek bir insan var mı? Sağlıklı yaşamasın diyecek birisi var mı? İleride sadece kanser değil, şeker, tansiyon, inme gibi problemlerle uğraşmasın demeyecek var mı? Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz, canımız, ciğerimiz. Aynen, kadınlarımız. Tabii. Aynı şekilde. Demek ki buraya baktığımız zaman bu mesajlar basit. Bu mesajlar hiç komplike değil. Bunları yapabiliriz. O yüzden diyoruz yapabilirim, yapabiliriz. Esas mesele orada. Bakıyoruz bunun dışında peki sadece o mu? Bunun için işte güzel önlemler alınıyor. Güzel, ülkemizin güzel örneklerini de verelim. Örneğin okul kantinlerinde bu tür besin değeri düşük, kalori değeri yüksek, enerji değeri yüksek, işlenmiş, enerjisi yüksek gıdalar artık yasaklandı. Çok önemli bir aşama. Çok hocam. Önemli bir şey. O konuda zannediyorum Sağlık Bakanlığımızın çalışmasıydı. Milli Eğitim Sağlık, Bakanlığı ile ortak. Hep birlikte. Canı gönülden bizler de hekimler olarak kutluyoruz bu çalışmayı hocam. O yüzden iyi yeri yakaladık ya, o yoldan yürüyelim. Bu hepimizin yolu. Yani çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Peki çocuklarımızın beslenmesine. Şimdi ben de çok severim simit, poğaça, çok güzel şeyler. Tabii. Ama kalorisi, yağını ne yapıyoruz? Tamam, hamburgerler kötü, dönerlerimizi de düşünmemiz lazım. Yani bu, yani yiyeceklerimizle ilgili bizim ülkemizin yiyecekte risk yaratanlar ne? Porsiyonlar nasıl? Kalorisi nasıl? Nasıl pişiriliyor? Nasıl saklanıyor? Bizim ülkemizde bununla ilgili çalışmalar da yapmalıyız. Çünkü bunlar aslında bir sonraki sorunuzun cevabı, nasıl kurtarabiliriz? Evet. Ama bunu yapmamız lazım. Bunları yapabiliriz. Sloganımızda gibi. Yapabilirim. Ben kendim yaparım. Ama toplum da bana bu sağlıklı tercihi yapmamız için izin versin. Örneğin hareketler. Şimdi çocuklarımızın okuldaki yeri arabaya bindiriyoruz, servise bindiriyoruz, okula bırakıyoruz, okuldan alıyoruz, serviste eve getiriyoruz. Şimdi bu güzel bir şey birçok yönüyle. Çünkü bu şehirlerimiz ve bu okul sistemimiz de böyle. Ama tek yön bu mu? Ya belki hala çocuklarımız düzgün şekilde yürüyüp, eğitimini alıp, yollarda çevreyle birlikte gelip güvenli bir şekilde yeşil ağaçların, belki etraftaki küçük hayvanların, kedi köpek ayrı onlar da var ama o sokak hayvanlarından bahsetmiyorum. Doğa içindeki, doğal ortam içindeki diğer börtü böcekle birlikte yaşamamalı mı? Peki biz böyle şehirler kuramaz mıyız? Neyimiz engel? Kocaman bir ülkeyiz. Avrupa'nın en büyük kıtasındaki ülkeyiz Avrupa'ya bakarsak. O zaman biz şehirlerimize buna göre oluşturamaz mıyız? Bugün oluşturamayız belki. Peki 10, 20, 30, 40, 50 sadece bugünü değil ki bizim geleceği kurmak için de o gelecek de bizim nesillerimizin geleceği. Biz peki onlar için bir şey yapmayalım mı? Hani planlarımız, bunun planlarını yapabilmeliyiz. Yapabiliriz. Burada bunu birey yapamaz. Bunu toplum ve ortak bilinç yapabilir. O nedenle bilinçlenmeli şehirlerimizi, yaşam tarzlarımızı buna uygun hale getirebiliriz. Bunun için sadece bizim karar vermemiz lazım. Herkes el ele verecek bu konuda. Evet. Biz nasıl bir şehir istiyoruz? Biz tabii güvenlik derken sadece iki insanın birbirine vurması trafikte değil ki. İşte bu reklamlar olsun, şehirlerin böyle olması, hava kirliliği olsun, çevre kirliliği olsun, toksik maddelerle karşılaşmamız olsun, yeteri kadar sağlıklı şekilde aktif seyahat edememek olsun, bunların hepsi terör değil mi? Evet. Bunların hepsi eğer bireyin
normal sağlığına uygun şekilde olmayan bir şey varsa, durum varsa aslında bu da bir çeşit terör grubuna giriyor. Bu kelimeyi seçme nedenim bu işin ehemmiyetini vurgulamak için. Yoksa bunlar arasındaki kavram farklılıklarını hepimiz biliyoruz. Ama bunun ehemmiyetini anlamamız lazım. Bu gerçekten yaşamsal önemi var. O nedenle bu kelimeyi seçtim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel vurguladınız. Bu kanserle mücadelenin bir topyekün harp olduğunu, devletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyeleriyle, üniversiteleriyle, bilim dünyasıyla hepimizin el ele vermemiz gerektiğini ve benim de işte 150-200 bin arası diye bir şey verdiğim rakamı siz çok güzel netleştirdiniz. Her yıl 170 bin vatandaşımız kansere yakalanıyor ve çok çarpıcı sebepler söylediniz hocam bir kere. Tütün ve tütün mamulleri, akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünün bir numaralı sorumlusu sadece sigarayı içen değil, onun yanında bulunanların da kanser riski taşıdığı. İkincisi fazla kilolar, obeziteyi vurguladınız. Bundan da kaynaklanıyor. Hocam son programımızın bitmesine son 4 dakikamız kaldı. Program bitmeden şöyle, peki nasıl korunacağız? İzleyicilerimize bir de onun ipuçlarını verir misiniz? Sebeplerini öğrendik. Bunun bir topyekün harp olduğunu öğrendik. Nasıl korunacağız hocam? Kanserden korunmak için ne yapalım? Hiçbirimiz kanser olmak istemiyoruz. O halde ne yapalım da kansere sıfırlayamayız da yakalanma riskimizi düşürelim? Tabii. Şimdi burada biz mücadeleyi 5 basamakta aslında, 4 veya 5 basamakta değerlendiririz. Kanserle mücadele olmak demek, kansere illa da yakalanmamak anlamında değil. O nedenle biz kanserle mücadele, tabii ki en önemlisi kansere yakalanmamak. Nasıl korunuruzdan birincisi kansere yakalanmamak. Buna birincil korunma diyoruz. Ne yapıyoruz birincil korunma için? Sigara içmiyoruz, egzersiz yapıyoruz, kilo kontrolü yapıyoruz, dengeli ölçülü besleniyoruz. Enfeksiyonlardan, helikobakter gibi, işte diğer kanserojen, diğer virüslerden korunmak gibi, HIV olabilir, hepatit olabilir, tüm bunlardan korunmak, EBV, HPV gibi virüslerden korunmak önemli. Alkolden uzak durmak önemli. Ultraviyole ışıklardan, iyonize radyasyonlardan uzak durmak gibi, çevre kirliliğinden uzak durmak gibi bunlarla aslında kanserden korunabilmek mümkün olduğunu görüyoruz. Bu birincil koruma. Bunları yapacağız. Bu, sigara içmeyeceğiz ve diğerlerini yapacağız. Buna birincil koruma diyoruz. Bir de ikincil korunma var. İkincil korunmaya da biz tarama diyoruz. Tarama da memede var, kolonda var, prostatta var ve diğer kanserlerle de ilgili tarama yöntemleri geliyor. Biz bu zamana kadar işte midede çok sık gözüküyor Türkiye'de ama göremiyoruz, ama prostatta işte rektal tuşu yapılıyor, bir kan tahlili yapılıyor. Meme için mamografi yapılıyor 50 yaşından sonra. Kolon kanseri için işte dışkı testleri veya belki kanda gelecek veya kolonoskopiyle bunu yaparak önleyebiliyoruz. Buna da birincil değil ikincil koruma diyoruz. Yani kanseri yakalanmadan, kanser beyti vermeden yakalayabilmek, kanseri veya kanser öncüllerini ortadan kaldırarak korunabilmek. İlk söylediklerim %30 ile bizi koruyordu. Bunun da bir %20 kadar katkısı olduğunu biliyoruz. Yani baktığımız zaman %40 ile 30 ile 50 arasında aslında çok basit önlemlerle ben yapabilirim de biz korunabiliyoruz bunları yaparak. Bunun dışında tabii ki ikinci basamak geliyor. Vücudumu tanımalıyım. Kanserden korkmamalıyım. Kanseri ölümcül hastalıkla yan yana koyup korkuyla bunu bir fobiye dönüştürerek kanser korkusuyla doktora geç kalmaktan korkmamalıyım. Aklıma ilk kanser gelmeli. Bu beni korkutmamalı. Olasılıklar içinde, çünkü kanserin kendine özgü belirtileri çok az. Hep başka semptomlarla karışabiliyor. Tekrarlayan durumlarda, işte meme kanseri geliyor, aylardır, yıllardır orada. Midesinin şikayeti var, doktora gitmiyor. Bağırsak alışkanlığı değişmiş, bir tarafı kanıyor, kilo kaybetmiş. Bu tür yakınmaları oluyor. Garip bir hareketle geliyor, garip öksürüğü var, ses kısıklığı var. Menopoz sonrası kanamaları var, jinekolojik hastalıklarla ilgili kadınlar. Bunun için doktora gitmiyor. Her türlü durumda doktora gitmek ve kanser konusunda çekinmemek lazım.
Buna erken tanı diyoruz. İkincisi tedaviden korkmamak, çekinmemek. Üçüncüsü tedavi olmasa bile kanserle yaşamayı da becerebilmek lazım. O hastalarımızın bir kısmı kanserle yaşıyor. Biz onlara kanser şampiyonları, survivorları diyoruz. Kanserli veya kansersiz hale gelsin. Sporda olduğu gibi. Evet, kanser onun vücudunda olabilir ama hala onun için yapılacak çok şeyler var. Tabii. Onlarla ilgili de bir yaşamı, uygun, kaliteli bir yaşamı onlara sağlayabilmemiz mümkün. Yapabilirim. Biz de onlara destek olmalıyız. Yapabiliriz diyoruz. Kampanyamızın sloganları buydu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Dilinize, gönlünüze sağlık. Bu kanser mücadelesini ve bizlerin gerek hekimler gerek sivil toplum örgütleri olarak el ele verince neler yapabileceğimizi çok güzel anlattınız. Bundan sonraki programlarda da yine sizin bilgi ve tecrübelerinizden faydalanmak üzere buluşalım inşallah hocam. Çok teşekkür ederim ben davetinize. Ben teşekkür ediyorum hocam. Onur verdiniz. Değerli Bereket Televizyonu izleyicileri, Bir Sağlığın Bereketi programının daha sonuna geldik. Ben Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu. Bugün kanseri konuştuk. Misafirimiz Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Şuayb Yalçın. Bir sonraki programlarda buluşuncaya kadar sizlere sağlıklı günler diliyoruz.